Efendim hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar. İftar saatine hoş geldiniz. Muhterem hocamız Necmettin Nursaçan'la birlikteyiz. Hocam merhabalar. Merhaba efendim. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? Rabbimize hamd ederiz. Artık son 10'dan geriye doğru gidiyoruz. Aşırı ahire girdik. Ya Yüce Rabbimiz böyle fırsatlar veriyor. Böyle Recep ayı, Şaban ayı, arkasından Ramazan-ı Şerif, arkasından bayram. Bayramdan önce bayram gecesi, hep fırsatlar, son fırsatlar Rabbimiz lütfediyor. O gözle bakmak lazım, yani ya, fırsat olarak değerlendirmek lazım ya, bu ayları, bu günleri, mübarek geceleri ve fırsata dönüştürecek ibadetlerle süslemek lazım diyorsunuz. Evet. Allah razı olsun hocam. Evet, stüdyo konuklarımız hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah iyilikler versin. İlerleyen bölümlerde vaktimiz olursa inşallah sorularınız varsa onları alırız. Telefonlarımız var. Sağ olsun izleyenlerimiz biz daha programa girmeden aramaya başlıyorlar. Onları alacağız. Öncesinde hemen hatırlatalım. Bugün yine 3 izleyicimize Kur'an-ı Kerim hediyemiz olacak. Kabe motifli. İlerleyen dakikalarda şifreleri tek tek vermeye başlayacağız. 3 tane şifremiz olacak her zaman olduğu gibi. Yine görüntülü sorularımız var ama bugün dün bahsetmiştik ve sorularda geldi hocam. Hocamızın cennet ve cehennemle ilgili sohbeti olacak. İnşallah. Sizin soracaklarınız var. Aynı zamanda ekibimiz, arkadaşlarımız şu anda Sultanahmet'te. Sevgili Hasan, sevgili Dilara. Oradan da size sorular gelecek İnşallah. Hocam. İlerleyen dakikalarda İnşallah. Oradaki iftar atmosferinde paylaşacağız. Telefonumuzu alalım. İlk telefonumuza merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Hayırlı Ramazanlar. Teşekkür ediyorum. Hemen tanıyalım sizi. Bursa'dan, ismimi vermek istemiyorum. Sorun değil. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Sorum şu. Hani kızları, kadınları evlenme vaadiyle aldatıp, adını çıkarıp, mahcup edip bırakıyorlar. Bunların günahı nedir diye merak ediyorum. Ya. Evet, siz bu soruyu neden sordunuz? Bunlara şahit olduğunuz için mi? Duyduğunuz için mi? Evet. Çok iyi aile evlatlarını böyle lekeleyip, mahsus suçlayıp sonunda kendini temize çıkarmaya çalışmak. Bazı aile yakınları da yapıyorlar. Evet. Mahcup oluyor kızlar, kadınlar. Çok ziyan olanlar var böyle. Yani vicdanım sızladı. Ben Bursalıyım. İyi bir ailenin kızıyım ama kendim yaşlıyım artık. 70'i geçtim. Bunu merak ediyorum kardeşim. Peki çevrenizde şahit olduğunuz, yaşadığınız bir hadise var mı bununla ilgili? Var, var. Evet. Peki. Paylaşmak istemiyor sanırım. Ben de daha fazla girmeyeyim o konuya ama söylediği şu özet olarak hocam. Evlenme vaadiyle kandırılan gençlerimiz var, kızlarımız var, çocuklarımız var. Bunları bir şekilde kullanıyorlar. Bu Bey, dinen, ahlaken doğru mu? Değil Muhsin tabii Bey, ki. Bunun adına zulm de. Evet. Zulm ile abad olan kahrile berbat olur. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste, vakti sehere çıkmazsa bahara kalmaz. Fela tahsebennallâhe gâfilen amma ya'melu zalimu. Zalimlerin yaptıklarından Allah'ı habersiz sanma. Onların yaptıklarının karşılığı gözlerin ve gönüllerin dehşet ve şiddetle yerinden oynadığı güne bırakılmaktadır. Rabbimiz ayetinde böyle buyuruyor. Ama tabii kızlarımız da akıllı olmalı, ferasetli olmalı, böyle tuzaklara düşmemeli. Evet. Var mı başka sorunuz hocama? Hatta mısınız? Hattan ayrıldı galiba izleyicimiz. Evet. Varsa bir telefon daha alacağım. Evet, bize gelen sorularda da gerek sosyal medya üzerinden gerek telefonlarla gelen sorularda da hakikaten de bu önemli bir konu. Önemli de bir yara. Maalesef işte aldatıldım, ondan sonra dini nikahla evlendim ve akabinde de şu anda sıkıntılar yaşıyorum. İşte sonradan evli olduğunu öğrendim. Evet. Evlendiğim kişinin meğer evliymiş gibi sorularla biz de karşı karşıya kalıyoruz. Hocamızın da buyurduğu gibi herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. Evet. Nikah öncesi birliktelik, ondan sonra işte arkadaşlık. Yani. Sevgili zaten dinimizin uygun gördüğü şeyler değil mi hocam? Elbette onaylanmaz. Mesela sorular geliyor, diyor ki 3 yıldır birisiyle beraberim ve arkasına sorusunu soruyor. Nasıl iş bu? Evet. Yani dinimizin asla tecviz etmeyeceği, onaylamayacağı bir şey. Yani 3 yıldır beraberdik. Yani
Yani doğalmış gibi artık anlatılıyor hocam. Onu anlatmaya çalışıyorum. Vakayı adiye normal evet, bir olay. Evet, yani normal bir hadise. Bir aradaydık, beraberdik de şöyle oldu, böyle oldu filan. Evet. Yani din nikah düşen erkekle kadının tenha yerde kalmalarına izin vermez. Vermez. Peki. Hemen ikinci telefonumuzu alalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı Ramazanlar İzmir. Hayırlı akşamlar İzmir. Buyurun. Duyabiliyor musunuz beni? Hatta mısınız? Alo. Buyurun. Hoş geldiniz yayınımıza. Alo. Hoş geldiniz buyurun yayınımıza. Buyurun. Ha, hoş bulduk. Pardon da galiba bu benim konu değil. İyi akşamlar ve iyi Ramazanlar diyorum. Teşekkür ediyorum. Ben bir Ortodoksum. Hristiyan Ortodoksum. Hristiyansınız. Necmettin Hoca bir soru, bir şey sormak istiyorum. Hocam dinliyor şu anda buyurun sizi. Efendim. Evet. Dediğim gibi Hristiyan Ortodoksum, bazen de İslam dualar ediyorum. Sizin sorum şu, Allah acaba kabul eder mi sizce? Bana evet göre Allah bir. Şimdi ben merak ettim. Biraz konuşuruz buyurun sizinle. Biraz konuşuruz. Öyle gözüküyor. Merak evet ettim. Nerelisiniz? Ben Romanyalıyım. Romanyalısınız. Peki Türkiye'de evet mi ikamet? Türkiye'de mi yaşıyorsunuz? Evet, Türkiye'de yaşıyorum. İzmir'de yaşıyorum. Evli misiniz? Aslında isim verdim, Yasemin diye dedim de. Yasemin Zintu da tamam, öyle yazıyor. Tamam. Mahsuru yoksa yazabilirler. Hiç sorun yok. Yasemin Hanım'ın adını yazalım. Hiç sorun yok. Evet, evli misiniz peki? Evliydim, ayrıldım. Ayrıldınız. Eşiniz Türk müydü? Türktü. Evet, Müslümandı, Türktü. Onunla evliydiniz. Hocam diyor hı-hı ki Yasemin Hanım. Ama ben hala dinimi değiştirmedim. Anladım. Çok güzel Türkçe konuşuyorsunuz bu arada. Teşekkür ederim. Evet, kaç yaşındasınız? 46 yaşındayım. 46. Yasemin Hanım diyor ki hocam Allah bir. Ben evet Hristiyanım, Ortodoksum. Ama evet İslamiyet'te okunan dualar demek hoşuna gidiyor izleyicimizin. Ben evet o duaları hoşuma gidiyor. Hangi dua mesela, hangi dualar hoşunuza gidiyor? Özellikle Vakıa Suresi. Hangisi? Vakıa Suresi. Vakıa. Evet. Sabah akşam okuyorum. Allah Allah. Evet. Evet. Ben iyice şaşırdım yani şu anda, evet. Şaşıracak bir şey yok. Yani bilmiyorum. Öyle hissediyorum. Sanki Allah daha çabuk dualarımı kabul ediyor. Yanlış mı, doğru mu bilemiyorum. Peki ezberinizde var mı dualar? Ezberinizde var mı dualar? Ezberde öyle ezberde değil. Okuyorum yani. İnternette Vakıa Suresi yazıyor zaten. Evet. Evde var kitaplar, ne bileyim. Allah'ın 99 isim. O isimleri, Allah'ın güzel isimlerini biliyor musun? Evet, onları da zikrediyorum. Ya onlar Allah. Hikmetli ve tılsımlı dualar. Öyle bir şey yani. Peki Allah'ın o 99 isimlerinden aklınızda olan, ezberinizde olanlar var mı Yasemin Hanım? Tabii ki, ne demek? Hangileri mesela? Hangileri mesela? Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Rahman, Ya Rahim. Çok var yani, ne bileyim. Şu anda biraz şeyim de. Evet, buradaki izleyicilerimiz de sizi şu anda dikkatle izliyorlar, dinliyorlar, takip ediyorlar. Peki bir şey soracağım. Malum haliniz Ramazan ayındayız. Oruç tutuyor musunuz? Valla tutmuyorum. Dediğin gibi Hristiyanım. Tamam. Merak ettiğim için sordum. İlgi duyduğunuz için, yanlış anlamayın lütfen. Yanlış anlamayın. Buyurun. İlgili olduğunuz buyurun için, merakımdan dolayı sordum. Peki ezberinizde sureler var mı? Mesela Fatiha suresini biliyor musunuz? Valla bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Evet. Bilmiyorum. Efendim evet, hanım kardeşimiz Hristiyan olduğu halde bazı dualara hayran oluyor. Kardeşimiz bir yana, bakın Almanya'da bir din görevlisi arkadaşım, kilise de çok yakın camisine, papazla tanışıyor musun dedim. Tanışıyoruz. Peki demek arkadaşlıkla. Dindar bir ailemden geliyorum da işte ne bileyim, kimseyi ne benim dinimi ne başka dinimi isyan etmek istemiyorum da, bizim dinimizde çok yanlış şeyler görüyorum. Ne bileyim yani. Ya İslam'a ilgi duyuyorsunuz anladığım kadarıyla. İlginiz, var, alakanız var. İlgi duyuyorum. Evet. İleri zamanda tabii ki Allah bilir. Evet, ne olabilir. Yani bilmiyorum. İzmir'de yaşıyorsunuz değil mi? İstanbul'da evet olsaydınız evet buraya davet İzmir'de ederdik sizi. İzmir'de yaşıyorum, doğru. Evet. Evet, evet hocam. Hulasa
din görevlisi arkadaşıma dedim, papazla tanışıyor musun? Tanışıyorum. Hatta geçen Kur'an-ı Kerim hediye ettim diyor. Ama ben hatır için kabullendiğini düşünüyordum. Okumasına ihtimal verme. Okumuş, hayran olmuş. Kitabınızda, yani Kur'an-ı Kerim'de iki ayete rastladım. O iki ayet beni çarptı, çok etkiledi. Hangi ayetlermiş onlar? Ben size şah damarınızdan daha yakınım ayeti bir. İkinci ayet, وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü iyilikle giderin, göreceksiniz ki sıcak bir dostluk başlayacak. Bu iki ayet beni büyüledi diyor papaz. Yani papaz hayran oluyor. Yasemin Hanım niye hayran olmasın? Aklı başında olan herkes hayran olur. Muhsin Bey, aklı başında olan herkes hayran olur. Evet. Yasemin Hanım şunu sorayım ben size. Siz anladığım kadarıyla programlarımızı takip ediyorsunuz. Hocama izliyorsunuz, Necmettin hocama. Mutlaka. Evet. Peki, hayranım yani Necmettin Hanım. Peki şimdi size şunu sorayım. Hocamın hangi vasıfları, hangi özellikleri, hangi yönü sizi çekti ve izliyorsunuz? Ya ben yıllarda izliyorum. Şimdi hangisi sayması çok yani bilmiyorum. Konuşmasında tabii ki değişik hocalar izliyorum da. Evet. Necmettin Hoca hiçbir zaman sadece şöyle demiyor. İslam kardeşlerimiz. Necmettin Hoca bütün dünya kardeşlerinden bahsediyor. Yani Hristiyan da olsun ne bileyim yani. Evet. Kucaklayıcı diyor hocam. Ki evet. Şey yani bilmiyorum. Evet, Allah razı. Pek teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bayağı izliyorum size. Sağ olun, eksik olmayın. Diyorum. Teşekkürler. Var mı başka sorunuz Yasemin Hanım? Yok bu kadar. Mutluyum yani. Çünkü tamam. Yıllarda hep sorularınız, yazıyorum. Evet, sorularınız olursa, sorularınız olursa lütfen arayın. Arkadaşlarımızla irtibata geçin. Hocamıza ulaştırsınlar. Çok teşekkür ederim. Peki. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun. İstanbul'a gelirseniz buraya da bekleriz değil mi hocam? İnşallah. İstanbul yolunuz düşerse buraya da bekleriz. Evet. Birinci şifreyi vereceğim Kur'an-ı Kerim hediyemiz için ama öncesinde 30 saniyelik çok kısa bir aramız var. 30 saniye sonra beraberiz. Tekrar beraberiz. Hocam telefon tabii şaşırdık. Öncelikle Hristiyanım dedi. Evet. Ama İslam'a olan ilgisini gizlemedi, anlattı. Evet efendim. Sizin reklam arasında söylediğiniz bir cümle önemliydi. Temsil noktasında bize ya, düşen neler? Doğru efendim. Bize düşen İslam'ı iyi yaşamak, iyi temsil etmek, iyi temsil etmek. Bakın yani İslam'ın doğduğu günlerde iki tane süper devlet vardı. Bizans İmparatorluğu, Sasani İmparatorluğu. Bugünkü iletişim, bugünkü ulaşım olmadığı halde kısa zamanda İslam neden iki dinin de bulunduğu yerlere ulaştı ve hakim oldu? Oraya giden sahabe-i kiramın oturması, kalkması hep İslam'ı da ondan ya. Evet. Evet. Hulasa yani tebliğ ve temsil son derece önemli. Peki. Arkadaşlarımız Sultanahmet de şu anda zaten ekrana da yansıdı görüntüler. İftar dakikalarını orada yaşayan, o atmosferi paylaşan misafirlerle beraberler şu anda arkadaşlarımız. Sorusu olanlar varmış hocam size. Memnuniyetle. Evet. Müsaade buyursanız hemen soruları duyalım. Bir masa görüyoruz. Masada, evet. Kimler soru soracak o masadan? Merhabalar, merhabalar. Teşekkür ediyorum. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz hayırlı yayınımıza. Teşekkürler, hoş geldiniz yayınımıza. Ben bir soru soracaktım ama ilk önce kendimi tanıtayım. Hoş bulduk. Adım Ayşe Şahin Duran, 3 çocuk annesiyim, Erzincanlıyım. Sizi gerçekten çok severek dinliyoruz. Çok hocama da çok saygı ederim. Duyuyorum. Gerçekten çok güzel bilgiler veriyor bizlere. Sağ olun. Bir sorum var, kimler kabiri azabı çekmeyecek diye onu öğrenmek istiyordum. Evet, kimler kabir azabı çekmeyecek? Başka soru varsa onu da alalım. Ben notumu alayım buraya. Kimler kabir azabı çekmeyecekler? Hemen veriyorum. Efendim. Kabir azabı. Evet. Kabir suali. İyi diğer günler hocam. Hayırlı hocam. Ramazanlar diliyorum. Evet. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Benim diğer sorum da şu olacak. Cennette aile kavramı nasıl olacak acaba? Tekrar
Onu öğrenmek istemiştim. Cennette aile kavramı nasıl olacak diye sordu misafirimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Varsa diğer soruyu da alalım. Bunu da not alalım. Cennette aile kavramı. Evet, evet, bir sorumuz daha var. Evet. Hocam iyi günler, hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Benim sorum öldükten sonra... Hayırlı Ramazanlar. Öldükten sonra hangi safhalardan geçeceğiz? Öldükten sonra hangi safhalardan geçeceğiz? İnsan öldükten sonra nelerle karşılaşacak, evet, neler görecek diye sordu. Evet efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Nereden geliyorsunuz? O, nereden hayırlı geliyorsunuz? Ben de soru sorayım size. Nereden geliyorsunuz? Ben İstanbul Kurtköy'den geliyorum. Behrin Zülel Aytekin. Kimlerle geldiniz? Ailemizle iftara geldik. Evet. Allah kabul etsin. Selam Sultan ediyoruz. Sultanahmet'teyiz şu anda. Selam ediyoruz. Sofralarınız bereketli olsun. Teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Üç tane biz soru de, aldık. Biz amin hepimiz inşallah. Evet efendim. Reklamlara gireceğiz. Öyle tahmin ediyorum. Reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra hem bu soruların cevabını vereceğiz hem de konumuzla ilgili sorular var. Onları peki, hocamıza evet, yönelteceğiz. Çok kısa bir ara. Az sonra birlikteyiz. İftar saati devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Mustafa Akbaş. Yüreğine sağlık, sesine sağlık. Hocam, Sultanahmet Meydanı'ndan sorulan sorular vardı. Notumuzu aldık. Ya evet. O efendim, soruları cevaplayacağız. Bir, ikincisi doğru, ilk şifreyi verelim. Öncelikle hemen ilk şifremizi verelim. Birinci şifre, Kur'an-ı Kerim hediyemiz için ilk şifre bugün için. Evliliğin hedefi. Hocamızın seçtiği bir şifre yine. Allah evliliğin Allah hedefi. Evet. Bugün yine ilerleyen bölümlerde vaktimiz olursa hocam bir erkek ismi bir de kız ismi tavsiye edecek. Bilginiz olsun. Bebek bekleyenler varsa, kız çocuğumuz olacak, erkek çocuğumuz olacak, isim bekliyoruz, hocamın tavsiyesini isteriz diyenler varsa ilerleyen dakikalarda bir kız bir erkek İnşallah ismi vereceğiz diyelim. Ve ilk soruya bir bakalım. Bazı hocalar kabir azabı olmayacak diyorlar. Kabir azabı diye bir şey yok mu hocam? Kabir azabı diye bir şey var. Yani hadis-i şeriflerde geçiyor. Ehl-i sünnet inancına göre, yani bu mezhepler de var ya, itikat mezhepleri. Ehl-i sünnet inancına göre de kabir azabı vardır. Sevgili Peygamberimiz, Ya Rabbi kabir azabından sana sığınırım diye dua ettiğini görüyoruz. Ayeti kerimelerde de işareten vardır. Evet efendim. Kabir azabı var. Kabir azabı vardır. Evet. Bugün bu arada kabir azabı ile birlikte cennet ve cehennem bahsini işlemeye çalışacağız vaktimiz olursa. Mümin kişi dünyadan nasıl ayrılır? Kafir dünyadan nasıl ayrılır? Kabir azabının hikmeti nedir? Hangi şeyler kabir azabını arttırır? Hangi şeyler kabir azabından kurtarır insanı? Doğru efendim. Hangi şeyler kabir azabına sebeptir? O da önemli. Cennetin isimleri nelerdir? Cehennemin isimleri nelerdir? Cennete kimler girecek diye soracağız. Bu arada sizden gelen sorular var. Onlara da bakalım. Cennete girersek Allah'ı görecek miyiz? Kıyamet nasıl kopacak? Cehennem nasıl bir yer? Ve cehennemde ne tür azaplar var?
cennet ve cehennem bir tane mi yoksa birden fazla cennet ve cehennem var mı? Şu anda cennet ve cehennem var mı? Kurulumu. Cennette evlilik nasıl olacak? İnsanlar cennete öldükleri yaşla mı yoksa genç olarak mı girecekler gibi sizden gelen soruları derledik. İlerleyen dakikalarda hocamıza soracağız inşallah diyelim. İkinci soruya geçmeden video sorumuzu görelim. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm hayırlı selam. Ramazanlar, hayırlı akşamlar. Eğer ki biz inşallah cennete gidersek birinin bizim bir yakınımızı eğer cehenneme gitmişse bizim bir yakınımız onu cehennemden cennete getirebilir miyiz kendi yanımıza her zaman için? Bir kere cennette keder yok. Yani şimdi bir şey istiyorum, o verilmiyor bana. O zaman cennet olmaz ora. O halde onun çaresi ne? Adam cehennemde. Bu da istiyor ki o da yanıma gelsin. İşte buna unutturuluyor. Öyle bir istekte, öyle bir arzuda bulunmuyor. Yani o şahsı hatırlamayacak mı diyorsunuz? Hatırlamayacak tabii. Unutacak. Tabii unutacak. Yoksa evet. İster, isteyince gelecek ama bu sefer... hak yerini bulmaz, adalet yerini bulmaz yani. Adil olmaz. Tabii. Cehennemlikse onun tabii. Cennete girmesi adil olmayacağı için. O yüzden işte dünyadayken oraları kazanabilmek. Evet. Hemen yeri gelmişken Sultanahmet'teki izleyicimizin ikinci sorusunu sorayım ben. Yine cennetle ilgiliydi. Cennette aile kavramı nasıl olacak hocam? Efendim elbette yani gerçi huriler de olacak ama huriler de olacak. Yunus der ya, aydan aydındır yüzleri, şekerden tatlıdır sözleri. Cennette huri kızları, gezer Allah, deyu deyu, deyu, deyu der. Bir hadis-i şerif de şöyle bakın. Huriler kol kola gezerken bir şarkı söyleyecekler. Müminlerin Allah'ı görmeden sonra... En çok mutluluk duydukları bir şey olacak. Biz daima yaşarız, ölmeyiz. Nazikiz, kibarız. Gönülleri kırmayız. Kırılmayız, kızmayız. Ne mutlu bizi alanlara, bize sahip olanlara. Bu güftesi bu yani. En güzel türkünün de... Bunu huriler mi söyleyecek? Bunu huriler söyleyecek. Yani bu eser tabii, diyelim artık. Huri. Ya da ilahi kim söylüyor bu? Bunun güftesini kim söylüyor? Peygamberimiz Efendimiz naklediyor. Bestesi, bestesi orada. Burada değil, bestesi orada. Evet efendim. Ama eşleri, dünyadaki eşleri varsa hurilerin başında. Ya hem huri hem dünyadaki eşi bu nasıl oluyor? Hem huri hem de eşi yani, var. Yani şimdi bakın, İstanbul'da bir dairem olsa, Bursa'da da olsa, Ankara'da da olsa, say, 81 ili say, böyle yapımız bu. İnsanoğlunun böyle doymak bilmeyen bir yapısı vardır. Sonsuz, hudutsuz isteklerine hudutsuz cevap cennettedir işte. Bu dünyada mümkün değil. Öyle olmuyor. Bir gün... Oh dedirtiyor, ertesi gün ah dedirtiyor. Dünya böyle. Dünya cennet değil. Ama o cennette de keder yok. Peki nasıl olacak? Hem eşi hem huri. Biz gönüllerden kini, öfkeyi, buğzu alacağız. Bu dünyadaki gibi birbirine haset etme, çekememe, kıskanma. O söz konusu olmayacak yani. Ama hurilerin de başı olacak tabii. Allah... Göz kamaştıran, güzellik verecek eşine. Yeter ki orayı hak edelim. Ve hemen salaha min abaihim ve ezvacihim ve zürriyatihim. Ana babalarından, eş ve çocuklarından salih olanlarla birlikte cennetlere girecekler. Rüknü Yemani ile Rüknü Hacer arasında Muhsin Bey. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahirete hasene ve kina azabennar ve edhilnel cennete ma'al ebrar. Ya Azizü Ya Gaffar. Hep bu duayı okuruz değil mi? Evet. Tavafın şavıt, her şavıt biterken bu duayı okuruz. Namaz biterken de Ya Rabbi huzurundayım. Huzurundan ayrılmazdan önce senden bir şey daha istiyorum.
Rabbena atina fil dünya hasene ve fil ahirete hasene. Ya Rabbi, dünyada eşimle, çocuklarımla güler yüzlü, tatlı dilli, mutlu, meşru bir yaşayış sadece dünyada değil ya Rabbi. Ve fil ahirete hasene. Sonsuz cennetlerinde de eşimle, çocuklarımla mutlu ve mesut olayım ya Rabbi. Evet. İstiyoruz. Peki, cennet ve cehennemle ilgili sorularınız varsa bize yazabilirsiniz. WhatsApp hattımıza görüntülü sorularınızı yollayabilirsiniz sevgili izleyenler. Bir video daha görelim. Selamün aleyküm hocam. Beyin ölümü selam. Gerçekleşmiş bir hastanın olanlarının bağışlanmasının bir günahı var mıdır? Hayırlı Ramazanlar. Beyin ölümü gerçekleşmiş bir hastanın organlarının bağışlanması dinen uygun mudur, caiz midir? Elbette iyi olur. Yani bir kişinin diğerine yardımı devam ettikçe Allah'ın yardımı da o kişi üzerine olur. Elhamdülillah günümüzde tıp teknolojisi bu kadar gelişti. Tıp ilmi böyle gelişti. Toprakta çürüyecek olan bir şey birkaç kişinin işine yararsa, Kur'an'ımız ne diyor? Bir kişinin yaşamasına sebep olan, bütün insanların yaşamasına sebep olmuş gibidir. Yani adam göz nimetinden mahrum, gözden faydalanıyor, kalpten faydalanıyor, böbreklerinden faydalanıyor, ciğerden faydalanıyor. Ne nimet bunlar? Evet. Evet, beyin ölümü gerçekleşmiş olan. Ama bir gün şöyle bir hatıra yaşadım. Büyük bir hastanedeydim neyse. Doktorlar gördü, hocam şurada bir genç hanım beyin ölümü gerçekleşti. Ne olur biz ikna edemedik. Siz ikna ederseniz bu hanımın organlarından birkaç kişi faydalansın. Konuştum. Onlar da bir kısmı benden taraf oldu. Bir kısmı itiraz etti. Olacak ya, ertesi gün de bir başka cenaze defni için mezarlıktayım. Bu genç hanımın cenazesini de oraya getirdiler. Ben de yine uğradım, dua ettim. Ama ne anladık bu işten ya? Ne ola? Peki deseydik de birkaç kişi faydalansa olmaz mıydı? Durmadan rahmet okusalar olmaz mıydı? Herhalde alışmadık. Evet. Aklımıza, fikrimize bir yanlış bir şeyler giriyor. Ya o yaşayan organı verdiğimiz kişi günah işlerse ondan sorun. Ya akıl sorunlu, akıl ya. Yani kalp dediğin ne ki ya? Kas, et parçası o sorumlu olur mu yani? Asıl akıl. Evet. İradem sorumlu yani. Teşekkür ediyoruz hocam. Instagram'dan izleyicimiz şöyle yazmış. Hocamdan eşimle bir ricamız var demiş. Evet. Karı koca izliyorlar. Hocamızı çok seviyoruz. Allah izin verirse erkek bebeğimiz olacak. Hocamdan bebeğimizin ismini koymasını rica ediyoruz demiş. Biraz sonra inşallah hocamızın erkek ve kız ismi tavsiyesi olacak söyleyelim. Bir başka izleyicimiz yine Instagram'dan diyor ki hocam biraz evvel cennet aile kavramı var mı ya da nasıl olacak diye sormuştuk. Diyor ki birden fazla evlilik yapmış bir insan hangi eşiyle cennette birlikte olacak? Hangisinden daha çok memnunsa onunla beraber olacak. Öyle mi? Evet. Şimdi diyelim ilk eşi öldü, evet. Evlendi. Ondan sonra tekrar vefat etti, bir tekrar evlendi. 3-4 tane eşi oldu diyelim bu şekilde. Dördü de cennete, üçü de cennete giderse. Hepsi. Peki. Sultanahmet'te sorumuz varmış tekrar. Daha önceki bir kızımızın sorusu kaldı bakın. Kabir sualinden kimler kabir azabı çekmeyecek? Peygamberler, evet. Şehitler, çocuklar. Bunlara kabir suali yok. Tekrar edelim hocam. Kabir azabı kimlere sorulmayacak? Yani sual da yok. Evet. Peygamberler, evet. Şehitler, işte şehit hısımları ne güzel teselli menbaı. Ayrıca şefaatçi olacak. Şehitler şefaatçi olacak. Yani akrabasından 70 kişiye şefaat yetkisi verilecek. Demek ki şehit hısımları bununla teselli bulsunlar. Şehit yakınları 90 sene yaşasaydı kendisine, ailesine kazandıramayacağını şehit olunca kazandırdı gitti ya. Ne güzel bir müjde. Tabii mi? Peygamberler, şehitler, şehitler, çocuklar ve çocuklar. Kabirde
Suale muhatap olmayacaklar. Onlara ya. Sual yok. Peygamberler, şehitler ve çocuklar. Ondan önce bir hanım kızımız da şunu sormuştu Muhsin Bey. Yani safahatı nedir diye. Bakın. Hangi safhalardan geçecek? Hangi safhalardan geçecek? Hocam diye. Onu biraz sonra cevaplayalım. Peki, çünkü sorular için bekliyorlar şu anda. Bekletmeyelim. Tamam. Merhaba diyelim tekrar. Sevgili Hasan'a, sevgili Dilara'ya kolay gelsin. Hemen soruları duyalım. Masadakileri tanıyabilecek miyiz? Evet Muhsin Bey. Evet. Şu anda bir sofradayız. Burada Antep, Malatya ve Erzurumlu ki insanlarımız var. Şimdi bir hem soru soracak hem yemeklerini tanıtacaklar. Eyvallah, eyvallah. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Hocam namaz kılarken neden bazı kişiler esniyor? Evet abla şimdi yemekleri tanıtalım. Ne yiyeceğiz bugün? Bugün kızartmamız var. Patlıcan patates kızartmamız, tavuğumuz var, böreğimiz var, sebzeli bulgur pilavımız var, maşallah, mantı çorbamız var, cacığımız var, Amerikan salatamız var. Evet, şimdi diğer soruyu alalım. Al ablacığım. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Öldükten sonra da sevdiklerimizle birlikte olacak mıyız yani? Olabilecek miyiz? Tabii, tabii. Tamam. Evet. Kızımız bir dua okuyacak. Yattım Allah kalk. Yattım Allah kalkarım inşallah. Kalksam da kalkmasam da eşhedü Allah ilahe illallah ve eşhedü anne Muhammed'e abdü ve resulü. Yattım Allah uyut beni, yavaş yavaş büyüt beni, sapa sağlam kaldır beni, rahmetine daldır beni, görünmez belalardan, bilinmez afetlerden, her türlü kötülüklerden sen koru Allah'ım beni. Gaziantep'teki sevdiklerime, aileme, eşimin ailesine çok selam gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Selam olsun orada bulunanlara. İftar sofranız bereketli olsun inşallah. Hayırlı iftarlar diliyoruz hepinize. Mikrofonu tut, mikrofonu. Evet. Mantı çorbamız. Sebzeli bulgur pilavımız. El açması böreğimiz. Tavuk budumuz. Evet, bunları yiyeceğiz. Çılgın tayfa olarak bugün Sultanahmet'te bir iftar yapalım dedik. Peki, çılgın tayfaya buradan selamlar o halde. Merhaba hocam. Ben buradaki herkese geldiğim için hepsini çok seviyorum. Babamı buradan çok öpüyorum. Kuzenlerime Sivas'tan onları öpüyorum. Ondan sonra herkese selam söylüyorum. Aferin. Peki, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ben burada çok mutluyum. Bugün iftara geldik. Ben burada bütün akrabalarıma ve babama çok çok selam yolluyorum. Hay maşallah. Kalabalık bir aile. Evet efendim. Evet. Ben de... Aleyhisselam, aleyhisselam. Evet. Selam olsun. Evet. Orada bulunan, sofrada bulunan herkese, evet. Malatya'dan, Antep'ten, Siirt'ten, Konya'dan, Sivas'tan, her yerden gelenler var. İftar dakikalarını orada yaşayacaklar, iftarı orada gerçekleştirecekler. Farklı masalarda, farklı misafirler. Selam olsun, sofralarınız bereketli olsun inşallah diyelim. Ve cevaplarımız var, cevapları atlamayalım, cevapları unutuyoruz yani, sonra. Ne dedi hanım? Hocam, onların notunu aldı mı ama öyle ilk pek, biraz evvelki pek. Kabir azabı, kabre girdiğimizde hangi safhalardan geçeceğiz sorusu vardı, onu unutmayalım. Efendim bakın. Sorular birikti çünkü. Birinci karakol kabirdir. Hazreti Osman Efendimiz bakın cennetten cehennemden bahsediliyor, ağlamıyor da bir kabir başına gelince... Sakalı ıslanacak şekilde ağlıyor. Efendim niçin böyle diyor ki ahiret yolculuğunun ilk karakolu kabirdir. Burada yakayı kurtaran öbür tarafta da yakayı kurtaracaktır. Burada yakayı kurtaramayan öbür tarafta da işi kötüdür. O yüzden Hazreti Osman ki dünyadayken cennetle müjdelenen 10 kişiden biri. Bu ne bu ruh? Derinliğidir bu, zenginliğidir bu.
dünyadayken cennetle müjdeleniyor ama yine de o sorumluluğu duyuyor. Evet. Evet. Demek ki ilk durak? İlk durak kabir. Yani kabirden sonra tabii tekrar diriliş. Dirilişten sonra hesap, sırat, sırat. Hocam sırat yok diyenler var. Var efendim. Sırat köprüsü yoktur. Dinimizde öyle bir... Bizim ehl-i sünnet inancına göre vardır. Var. Mesela bakın sevgili peygamberimiz şöyle buyuruyor. Cehennemin üzerine kurulan bu köprüden bazı insan şimşek süratiyle geçecek. Bazısı yürüyerek, bazısı emekleyerek geçecek. Ve aşağıdan cehennem alevi cüz ya mümin fakat etfe nuruke lehevi. Çabuk geç ey Müslüman. Senin nurun benim alevimi söndürüyor diyecek. Allah Allah. Evet. Evet. Peki sorular kalmasın. Hanımefendinin sorusu namazdayken insanlar neden esner diye sordu. Evet şimdi Muhsin Bey para sayıyor olsak esner miyiz? Güzel. Para sayarken esnemeyiz değil mi? Niye? Niye? Dikkat dikkat. Ya yanlış sayarım. Yanlış saymamalıyım. Yanlış saymamak için dikkat, pür dikkat kesilirim. Yoğunlaşırım oraya. Namaz Rabbimin huzurundayım. Rabbimin huzurunda. Öyleyse huşu içinde olmam lazım yani. Aklım, fikrim. Yani şimdi şöyle diyelim, hükümdarın huzuruna vardık. Böyle tabakla, bardakla uğraşıyorum. Canı sıkılır ya. Nedir bu adam, niye gelmiş? Kaldırın götürün bu adamı. Evet. Yani ben Rabbimin huzuruna varmışım. Öyleyse son derece huşu içinde esniyorum öyle. Ne demek? Dikkatsiz işte. Yandaki beldeki eşyayla ilgileniyor. Hükümdarın sarayına varıyor. Başka şeylere dikkat ediyor. Olmaz mı? Evet. Evet efendim. Diğer bir kardeşimiz öldükten sonra sevdiklerimizle bir arada olabilecek miyiz diye sordu. Aslında benzer bir soru sorulmuştu daha önce. Ya, inşallah sevdiklerimizle cennette beraber olacağız ya. Evet. Ya onun için işte çalışmalar, bütün dert o, bütün gayret o. Bütün gayret o. Hocam o zaman Instagram'dan konuyla ilgili sorulara da bakalım. Cennete girersek Allah'ı görebilecek miyiz diye sordu izleyicimiz. Cennetten bakın Rabbimiz velledeyna mezid. Bizim katımızda bir ziyafet var. Neymiş o ziyafet? Vücuhun yevme izin nadiratun ila rabbiha nadira. Nice yüzler var. Allah'ı görecekler. Sevinçten pırıl pırıl yanacak. Nefis bir koku her tarafı kaplıyor. Eşine dönünce eşi diyor ki hayran oluyorum yahu. Bu ne güzellik bu. Bu ne nefis koku bu. Hanım aynı hali ben de sende görüyorum diyecek. Bu cennet içinde cenneti unutturacak bir şeydir. Aşık oldum ben Allah'ın adına. Doyamadım lezzetine, tadına. Bana Allah gerek, cihan kâr etmez. Benim gönlüm didar ister, eğlenmez. Didar. Ne demek? Allah'ın cemali. Ya Allah'ın. İki adım durur derler bu yolun zir-u balası. Biri nefse kadem basmak, biri Rahman'a ermektir. Biri nefse hakim olmak, diğeri de Rahman'a ermek. Evet. Evet efendim. Soruları ben başlık olarak vereyim. İnşallah cevaplarız ama video sorumuza geçeceğiz. Kıyamet nasıl kopacak diye soranlar var. Cehennemde ne tür azaplar bizi bekliyor diye soranlar var. Şu anda cennette kimler var diye soranlar var. Yani cennette birileri var mı, boş mu diye soranlar var. Aynı şekilde cehennem için de soruluyor. Evet, benzer sorular. Peki biraz sonra bu soruların cevabını alacağız ama video sorumuzu görelim. Hocam selamun aleyküm. Aleyküm. Hayırlı selam. Yayınlar diliyorum. Benim size bir sorum olacak. Babamı kaybedeli 2,5-3 sene oldu. Babam bu dünyadan benimle küs gitti. Bana hep hakkımı haram ediyorum sana diyerekten gitti. Ve öldükten sonra hep rüyalarıma girmeye başladı. Hocam bu konuda sizden bilgi alabilir miyim? Ne yapmam lazım?
Bir de size kısa bir ilahi okumak istiyorum. Tüm Müslüman alemine gelsin. Gözünden akar yaşların, terk eyler dostum kardeşin, koyunca toprağa başın, işte ovandır ölümün. Hayırlı Ramazanlar hocam. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Arkadaşımızın babasına da cümle geçmişlerimize Mevla'dan rahmetler diliyoruz. Babamla küs ayrıldık. Onun derdini yaşıyorum diyor. Rüyalarımda görüyorum son zamanlarda. Rüyalarımda görüyor. Elde bir fırsat var. Kendisi hayatta. Hayattayken neler yapabilir? Babasına rahmet okuyabilir. Babasının dostlarıyla dostluğu sürdürebilir. Bakın babasının baba dostu ile dostluğu kesme, bereketin kesilir. İmza Allah elçisi. Demek babanın dostlarıyla dostluğu sürdürmeli. Babanın vasiyeti varsa onları yerine getirmeli. Gücüm yetiyorsa babam namına hayırlar yapmalıyım. Sadakalar vermeliyim, hayırlar yapmalıyım. Babamı memnun etmenin yolu bu. O dünyadan ayrıldıktan sonra elimizden bunlar gelir. Bunlarla da memnun etmiş olur muyuz? Oluruz. Evet. Peki sıradaki videoyu görelim. Hayırlı akşamlar hocam. Oruçlu olduğumu bilmeden marketin yanından geçerken bir avuç dolu erik yedim. Günah mıdır? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun dedi hocam. Unutarak yemekle içmekle oruç bozulmaz. Amma farz oruç olsun, amma nafile oruç olsun. Unutarak yemekle içmekle oruç bozulmaz ama hatırlar hatırlamaz. Hocam yoluna... iyi unutmuş çünkü bir tane dememiş, avuç dolusu yemiş. İşte evet, afiyet nasip olsun. O yardım kısmet edilmiş iyiymiş. Ona. Meleklerin ikramıdır derlerdi küçükken bize. Doğru söylemiş. Eğer unutarak yiyip içersen doğru. Melekler sana ikram etmişti derlerdi. Doğru efendim. Evet öyle olsun. Peki sıradaki videoyu görelim. Aleyküm hocam, benim adım Sevinci, benim 8 yaşım var. Ben de herkes gibi oruç tutuyorum. Benim bu 3 soruyu ben size Azerbaycan'dan gönderiyorum. Birinci sorum, diş kanadıkta oruç bozulur mu? İkinci sorum, bir insan oruç tutmuş ve o bilmeden yemek yese bu orucu bozar mı? Üçüncü sorum, lütfen o Kur'an-ı Kerim kitabından bana da hediye olarak gönderebilir misiniz? Hayırlı Ramazanlar hocam. Azerbaycan'a selam ediyoruz. Azerbaycan'dan evet, mı? Evet, aferin, aferin. Selam ediyoruz. İki tane sorusu var. İkinci soruyu aslında biraz önce cevapladınız. Selamünaleyküm hocam. Benim adım Sevinci. Evet efendim. Diş kanarsa oruç bozulur mu yani, diye sordu. Affedersiniz, tükrükle kan daha fazla olur ve onu da yutarsak o zaman bozulur. Yok, biraz kanamış, yutulmuş, zararı yok. İkinci sorusunu da cevapladınız. Unutarak yiyip içmek. Onu daha önce onu da cevaplamıştım. Unutarak yemek içmekle de oruç bozulmaz. Evet. Evet efendim. Teşekkür ediyoruz, selam ediyoruz. Hemen diğer videoyu görelim. WhatsApp hattımıza görüntülü hocam sorularınızı yollayabilirsiniz. 16 yaşında oğlum var. Cam kemik hastası ve sıvı besleniyor. Sizden dua bekliyorum. Şimdiden hayırlı Ramazanlar ve hayırlı bayramlar diliyorum. Allah şifalar versin. Hanımefendi, imtihansız kul olmaz. Müminin ayağına diken batsa derecesinin yükselmesine sebep olur. Sevgili Peygamberimiz böyle buyuruyor. Yani sizin imtihanınızda bu olmuş. Yüce Rabbimiz size ve hepimize yardımcı olsun. Amin. Ve bu imtihanda başarılı olmak için Rabbim lütfunu, inayetini üzerinizde. Amin inşallah. Şu anda evde ya da hastanelerde yatan hastalarımız varsa cümlesine şifalar diliyoruz. Evet. Allah şifalar versin inşallah. Telefonumuz var. Telefonumuzu alalım. WhatsApp hattımıza görüntülü sorularınızı iletebilirsiniz. Zaman zaman telefon numaralarımız ekrana yansıyor sevgili izleyenler. İkinci şifrede az sonra gelecek Kur'an-ı Kerim hediyemiz için. Hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Buyurun efendim. Aleyküm selam. Assalamu aleyküm hocam. Aleyküm selam. Sorum olacak sizlere. Buyurun.
Hocam ben 2005'te evlendim. Yani bana biraz bir 6 bin euro, 3 bin dolar, 10 bin TL bir de 10 bilezik. Her şey 10 altın. Bunları bazı kişilere borç verdim. Bir 5 yıl boyunca borç olarak birine vermiştim. Sonra 2010'da ev alırken bunu borçlarını o arkadaşlar geri verdi. Ev aldım. O süre içerisinde zekatını vermedim. Nasıl ben yapmam lazım? Yani borç verdiğiniz süre içerisinde bu borçların zekatını vermediniz. Evet, 2005-2010 arası borç olarak vermiştim. 2010'da da aldım, hemen aldım gibi ev aldım. Evet. O 5 yıl süre içerisinde zekatlarını veremedim. Yani o 5 yılın şimdi hesabını yapmamız lazım. Onu yapabilir zaten. Kendisi artık o sarraftan da o yıl ki ne kadar borç verdim dediniz? Kaç bin euro? Bak 10 bin euro. 6 bin euro. 6 bin euro. 3 bin dolar. 10 bin TL. Tamam. 10 da altın. Bunları toplayacaksınız hepsini. Tabii efendim. Bunu 40'ta birini. 40'ta birini ve ama 5 yani için. O 2010'da ev aldım. O günün kuruna fiyatına mı yok bugünün şartına mı? O güne göre mi hesap edeyim bugüne göre mi diyor. Yani o günün 2005 yılına göre mi kura hesap edeyim diye soruyor hocam. Mesela 2010'da euro 2000 TL'ydi. Şimdi arttı tabii. 400'dü. Ama bugün daha yüksek. Ya bugünün şartına göre mi yoksa o günün şartına göre mi? Ama altının değeri değişmedi. Altın aynı altın. Altın aynı altın ama euroyla dolar değişti. Evet. Onlar o da günkü kura göre mi yapacak? Yalnız 2010'da bozmuştuk hocam. Hulasa bugüne göre hesap edip ver. Evet. Bugüne göre hesap et ver. Sorumluluktan kurtul. Evet. Aklınızda bir şey kalmasın diyor hocam. Evet efendim. O 5 yılın zekatını vereceksiniz. Birine bir miktar borç vermiştim. Yani o zekatını o da saydırabilir miyim? O verme imkanları yok. Onu da fakirdir. Verebilir miyim? Onu giriyor mu ona? Bakın kitaplarımız bu konuyu şöyle tarif ediyor. Diyelim ki 3 bin lira alacağınız var. 3 bin lirayı ben ona veririm. O da der ki benim de zaten size borcum vardı diyerek iade eder. İdeal olan bu. Bunu yapamayacak olursak bazı İslam uleması şöyle de kolaylaştırıyor. Diyelim ki Bekir Ağa alacağım kalmadı sende arkadaş. Sende alacağım kalmadı. İlla adama zekat demeye de gerek yok. Alacağım kalmadı arkadaş. Rahat ol. Diyebilirim. Evet. Ya bazı ulema da bu kolayla getiriyor. Evet. Tamam canım. Peki teşekkür ediyoruz Hasan Bey. Bir şey daha sorabilir miyim hocam? Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun. Şimdi bugünün fiyatına ama o 5 yıllık baz alacağım değil doğrudur, mi? Doğrudur. 5 yıllık. Bir de bayanlara mesela düğünde mehir olarak verilen altın ona zekat düşer mi hocam? Hayır mehir şey yapmaz düşme eğer elinde duruyorsa kadının elinde para olarak duruyorsa şey yapmak lazım. Hanımın mehri hanımefendinin elindeyse hanımefendi o nisaba da ulaşıyorsa borcu yoksa zekat kira gideri yoksa gerek. Tabii. Evet. Tabii. Varsa onu düşecek. Düşer. Düşüyor diyor. Eğer verilmişse düşer, verilmemişse düşmez. Yani diyelim ki eşinizin sizde 10 altın alacağı var. Siz daha vermediniz. On da verdi bana, ev alırken bana verdi. Daha da geri vermedim. O 5 yıl boyunca koluna takıyordu. Ona sonra ev alırken verdi, ev aldık. Ona da zekat düşüyor mu ona da onun meyrine? Nisap miktarının üzerindeyse ve eşinizin borcu yoksa düşer diyor hocam. Öyle. Evet efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Şimdi bu tabii zekat konusunda çok kafa karışıklığı oluyor. Öyle oluyor. Bize gelen sorulardan da bunu görüyoruz. Bazen tekrara düşüyoruz ama mecburuz. Evet. Mesela kira gideri buradan düşülecek. Bunu tabii, belirtelim. Tabii. Yani tabii. Zekat ödenirken kira gideriniz varsa yıllık onu düşeceksiniz. Tabii. Borçlarınızı düşeceksiniz. Ondan sonra nisap miktarı üzerinden vereceksiniz. Yani ben beyefendinin takdir ettim yani bir Müslüman hassasiyeti görüyor musunuz? Neleri soruyor, nelerin üzerinde dikkatle duruyor. Yani hepimiz tabii bu
kulluk görevimizdir. Namaz nasıl kulluk görevimizse zekat da öyle. Namaz bireyin mutluluğunu, zekat da toplumun mutluluğunu hedef alır. Evet. Ya. Bir video soru daha görelim. Selamünaleyküm hocam, hayırlı Ramazanlar. Size bir sorum olacaktı. Günde bir keyfi olarak bir paket sigara içen adama fitre düşer mi? Sorumu cevaplarsanız sevinirim hocam. Hayırlı Ramazanlar tekrar. Aferin, ne güzel soru. Da ben soruyu şöyle anlayamadım. O sigara içen adama mı fitre vereceğiz? Yoksa o adam fitre vermeli mi? Onu bir daha izleyelim. Bir daha izleyelim o zaman. Aha. Selamun aleyküm hocam, hayırlı Ramazanlar. Size bir sorum olacaktı. Günde bir keyfi olarak bir paket sigara içen adama fitre düşer mi? Adama. Sorumu cevaplarsanız sevinirim hocam. Hayırlı Ramazanlar tekrar. Durumum yok diyor ama günde bir pakette sigara içiyor diyor keyfi olarak. Şimdi böyle bir adama verilir mi? Verilir. 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 Verilirmiş. Verilir. Evet. Yani sigara içmesi yanlış. O doğru değil. Yani ulema bakın, helaldir, hiçbir mahsuru yoktur, iç, afiyet olsun diyen yok. Yani sigara içtim de keyiflendim deme hele. Bu nasıl keyif ki? Dumanı derhal burundan geri gele. Yani, ey sigara, sana para verip alayım, satın alayım. Yok, paran yetmez. Allah Allah, sigara daha ne istiyorsun ya? Sağlığını da istiyorum. Ya sağlık çok önemli ya. Demek sigara sağlığıma göz diktin. Evet evet, sağlığına da göz diktim. Hatta sağlığın da yetmez. Daha ne istiyorsun sigara? Canını istiyorum. Aman ya Rabbi. Canını istiyorum. Paramı istiyor. Sağlığımı istiyor. Canımı istiyor ya. Böyle bir düşman sigara ya. Evet. Evet efendim. Peki devam edelim. Diğer video sorumuzu görelim. Hocam, benim sana sorum olacaktı. Annemin karnında 6 aylık kardeşim oldu. Onun ruhu var mıdır? Bir de onu öldürsek cennete görebilir miyiz? Ne dedi? Son cennette görebilir miyiz diye soruyor değil mi? Evet, ölünce cennette görebilir miyiz? Dur canım, yaşa bakalım daha ne? Yani inşallah yaşayın, Allah ömür versin. Evet. Ruhu elbette vardır tabii ya. Elbette vardır. Allah bağışlasın, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelsin hele. Evet, ruhla ilgili soru tabii sordu. Elbette. Ne zaman üflenir hocam? Bu hep sorulur. Ruhlar ne zaman üflenir? Evet Muhsin Bey, şu var ki ana rahmine süpermin intikalinden itibaren 7 sülalesinin gözünün rengi belirlenmiştir. Yani ruh şu zaman üflenir, böyle olur. Şu zaman kurtaj yapabiliriz filan, bunları düşünmenin gereği yok. Evet, güzel. Evet. Peki hocam, bir erkek bir de kız ismi sizden rica ediyoruz. Evet. Kız ismi olarak Asiye aklıma geldi. Bu kimin ismi bu? Hazreti Asiye. Evet. Yani kız ismi. Firavun'un imanlı eşi Hazreti Asiye, cennet hanımlarının ablalarından biri. Hatice annemiz, Hazreti Fatıma, Hazreti Asiye, Hazreti Meryem. Evet, bu 4 hanım cennet hanımlarının ablası olacak. Bir de erkek ismi rica edelim. Bir erkek ismi de aklıma Talha geldi. Talha. Radyallahu. Hocamızın evet tavsiyesi. Evet. Evet. Biraz evvel yazan izleyicilerimiz istemiş, bir bebeğimiz, yavrumuz olacak kız erkek ismi. Evet. Kız için Asiye ve erkek için Talha, evet, hocamızın önerisi. Peki telefonumuz var, telefonumuzu alalım. Yavaş yavaş konumuza geçiş yapacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş geldiniz. Hocam. Buyurun efendim. Hocam selamun aleyküm. Aleyküm, aleyküm selam. Hocam şöyle bir soru sormak istiyorum size. Şimdi biz yoğun bakımda çalışıyoruz. Evet. Şimdi erkek hastaların altı bakılması gerekiyor. Bunu ben reddettiğim halde mecbur yapmak zorunda kalıyoruz. Yani evet, burada orucumuzda bir sakatlık oluyor mu? Bunu sormak istiyordum size. Bunun
hanım kardeşimiz. Şimdi orucunu... Hocam lütfen, ben sesinizi net olarak alamıyorum. Sorularımı verdikten sonra bana cevap verin. Daha iyi. Şöyle yapalım, şöyle yapalım. Sorunuz bittiyse siz ayrılabilirsiniz. Televizyondan takip edin, olur mu? Hayır, sorun bitmedi hocam. Tamam, ikinci sorunuzu alayım ben. Hocam bir de şunu sormak istiyorum. Benim evimin üst katında, dairenin üstünde bir komşumuz var. Sürekli benim camlarımı, yani 10 gün geçmeden paspası ıslatıyor, sallıyor, camları devamlı kirletiyor. Bunu ne kadar söylediysek biz bununla yani geri adım atmıyor. Karı koca bunlar geri adım atmadılar. Yani bunlara savcılığa vermeme rağmen yönetim onları destekliyor. Niye benim eşim yok diye beni kayda almıyorlar. Ben iki cihanda yakalarındayım. Hocam şu anda orada seyircilerden, sizden bu hain insana nasıl beddua edeceğim, nasıl dua edeceğim de bilmiyorum. Rabbim onu kahrı perişan etsin. Sizden dua istiyorum. Gel beddua etmeyelim. Ama böyle dua etmeseniz evet. Beddua etmeyelim. Al, Rabbim ıslah eylesin canım. Niye beddua edelim? Hocam beddua... geri adım atmıyor ya. Olsun, yine olsun. Yani bu iftar vakti günahkar oluyorum. Kardeşim, oruçluyum. Günahkar ediyor beni. O yanına yani aşırı derecede sinirleniyorum. Muhterem bacım, o yanına kalmaz. Yani sizin gönlünüzü kırması, sizi rencide etmesi az şey değildir. Ama şu dilimizi de bedduaya alıştırmayalım. O da ne ya, de olsa bir insandır, Müslümandır ama günahkardır, gafildir, cahildir. Rabbim onu da ıslah eylesin. Hepimizin kötü huylarımızı elimizden alsın Rabbimiz. Ya hocam, bunu nasıl bir ana doğurmuş, bu Yozgatlı bir insan nasıl bir ana doğurmuş bunu, bu haini nasıl bir ana doğurmuş? Bakın, hoş değil. Alalım hanımefendiyi, evet. Çünkü seviye hoş değil şu anda. Sizin konuşma seviyeniz hoş değil. O bahsettiğiniz kişileri biz tanımıyoruz. Tanımadığımız insanlarla ilgili duanıza bizi katıyorsunuz ve buradaki seyircileri katıyorsunuz. Hiç hoş değil bu. Yani orucum, iftar vakti günaha giriyorum diyorsunuz ama sarf ettiğiniz cümleler hoş değil hanımefendi. Evet. Hoş değil. Evet, beddua değil hocam der ki... Beddua değil, dua edelim. Dua edelim. Evet. Dua edelim. Zaten mahkemelik bir durum varsa hesaplaşırsınız, adalet önünde çıkarsınız, hesaplaşırsınız. Ama birilerinin arkasından bizi burada kullanmanıza müsaade etmeyiz, kusura bakmayın. Evet. Peki şimdi öteki sorusuna cevap verelim. İlk sorusu hocam, evet. İlk sorusu, efendim artık zarurettir herhalde. Yani hastane yönetimi ne yapsın yani, değil mi? Hastane yönetimi de illa böyle program yaptık, böyle olacak diyor. Öyle olduğuna göre orucunda bir sıkıntı yoktur. Sevap kazanır. Hayrun nas men yenfav nas. İnsanların hayırlısı İnsanlara faydalı olandır. Hem de yoğun bakımdaki bir insana faydalı olmak az şey değildir yani. Evet. Evet. Peki, tekrar Sultanahmet'e uzanacağız. Arkadaşlarımız hazırlar. Oradan yine sorular var hocam size. Evet efendim. İkinci şifre de hemen bağlantının arkasından gelecek. Merhaba sevgili Hasan. Sevgili Dilara, tekrar kolay gelsin size. Artık iftar saati yaklaştıkça İstanbul için orada sofralarda sanki hareketlilik var. Evet, söz sizde. Fıstık, bir el salla bakayım. Hadi bir el salla. Sorular varsa alabiliriz. Sorularınız varsa alabiliriz. Tamam, biraz sonra. Peki. Evet, hocam sorulara geçelim. Bizim kendi sorularımıza geçelim. Kıyamet nasıl kopacak? Instagram'dan sorulan bir soru. Kıyamet nasıl kopacak? Kıyamet vakit söyleyebilirler mi? Akşam vakti mesela işte kopacak deniyor genelde. Akşam namazı evet. O yüzden kısa diyorlar. Böyle bir şey var mı? Evet, böyle bir şey var yani. Şimdi bakın şu ayeti kerimeler. Eyahsebül insanu ellen necma'i izame. Dağılmış ölü kemiklerini toplayamayacağımızı mı sanıyor insanoğlu? Bela kadirine ala en nüseviye benane. Tırnak ucunu bile biz yerli yerine koymaya muktediriz. Aman ya Rabbi. Yani mezarda çürüdü. Bilmem yandı. Denizde kayboldu.
Bütün bunlar demek ki yeniden dirilecek. Sonra اِذَا الشَّمْسُ كُوْوِرَتْ وَاِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ وَاِذَا الْجِبَالِ سُيِّرَتْ. Yani 30 kadar surede Rabbimiz bunu anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'in 1/3'ü dirilmekten bahsediyor. Haşirden bahsediyor. اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ. Bir gün olup gökler yarıldı, yıldızlar döküldü, denizler birleşti, kabirdekiler dışarıya atıldı. Gün alimet nefsüm mâ kaddemet ve ahiret. Kişi karını, zararını anlar. Ne gönderdi, ne bıraktı onun farkına varır. Evet, ama bir faide bahşeder mi heyhat, vaktinde edilmeyen nedamet. Yani Rabbimiz demek ki bizi ayetleriyle böyle uyarıyor. Dünyanın düzeni bozuluyor. Ay, güneş, yer, gök, kabirdekiler dışarıya çıkarılıyor. Evet, kıyamet böyle oluyor. Dehşetli bir gün yani. Evet, yani İsrafil Aleyhisselam'ın sura üflemesiyle her şey yok oluyor. Tekrar üflemesiyle diriliyor. Allah Allah. Evet efendim. Peki, hazır mı şu anda bağlantımız Sultanahmet'te? Hemen soruları duyalım. Çünkü vaktimiz kısa. Hemen soruları duyalım. Evet Muhsin Bey. Şimdi Amasyalı iki tane ablamız var. Onlar şu anda... bir saniye. Ben şu mikrofonu vereyim, öyle anladım. Evet. Selam ediyoruz buradan. Evet, şu anda salatalık ve domatesimiz var. Teyzemiz bize börek yapmış. Bunun adı gül böreği, patatesli. Amasya yöresine ait. Ayrıca havuçlu yoğurtlu salatamız var. Üst üstüne yoğurtunu dökeceğiz. Dökelim. Ondan sonra şunlar ise sarma, annemin meşhur sarmaları. İnce doğranmış, bol soğanlı. Şu an yoğurdumuzu döküyoruz üstüne güzelce. Orada da patates salatamız var. Allah'ın izniyle ezan okunduktan sonra iftarımızı açacağız. Şu an teyzem döküyor. 7 kişiyiz. Ailecek iftar açmaya geldik. Şimdi nereden geliyorsunuz bu arada? Nereden? Onun memleket... bir de üstüne yağısı var. Güngören'den geliyoruz. Evet, evet. Evet, Güngören'den geliyoruz. Ailecek geldik. Buyurun. Siz de oturun. Sorunuz var mı hocama? Sorunuz evet, var mı? Evet, bu da termosumuz. Ne güzel. Sorumuz yok. Peki, afiyet olsun. Çay bile var hocam. Evet, afiyet olsun. Sofralarınız evet, bereketli olsun. Evet, çay bile var. Teşekkürler. Evet. Hocam bunları böyle İnşallah, bizim... İnşallah, teşekkür ederiz. Sağ olun. Bunları bizim böyle izlememiz ya da göstermemiz günah mı? Uygun mu? Evet. Onu da soralım. Oruçlunun yanında yenilir, içilirse melekler oruçluya rahmet okurlar. O güzelim sofralar gösteriliyor ama... canımız çekse de elimiz varmıyor. Nefis terbiyesi tabii, yani. Tabii nefis evet. terbiyesi. Mahsuru yok diyorsunuz. Mahsuru yoktur evet. tabii. Bunda çünkü yazanlar ve var o ya. Yüzden, o yüzden bakın şu kutlu bir tablo. Ne güzel tablo. Şimdi sofranın başında daha iftara da epeyce var. Şimdi herhalde üzerinde düşünüyorlar. Rabbim bize neler verdi, neler verdi. Tefekkür. Hangi bir nimetin tadad edeyim? Ya dinle sözümü ya bırak gideyim. Rabbimiz ve in taudu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini saymak isteseniz bitiremezsiniz buyuruyor. Evet. Sanki cihan seferber olmuş. Bakın o bir lokma ekmeği düşünün değerli konuklarımız. O bir lokma ekmek buğday olup toprağa ekildi. Filiz oldu, başak oldu, biçildi, dövüldü, savruldu, yoğruldu, pişirildi, taşındı ve soframıza geldi. Aman ya Rabbi ya, ya bir lokma ekmeğin soframıza gelebilmesi için yer lazım, gök lazım, toprak lazım, su lazım, ay lazım, güneş lazım. Aman ya Rabbi cihan seferber ya. Cihan. Nasıl bunları verene nasıl şükretmeyiz? Nimeti şükür tuzağı ile avlayın. Ya. Yani bakın kardeşlerimiz açık havaya, Sultanahmet Meydanı'na gelmişler. Tarihi meydan, tarihi meydan, Ayasofya, Sultanahmet Camii ve
bir korkuları da yok. Güvenlik yani. Li'ilafi suresinde Rabbimiz اَلَّذ۪ي اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ Sizi açlıktan doyuran, korkudan güvenliğe kavuşturan Kabe'nin sahibi olan Allah'a ibadet ediniz. Korku yok, güvenlik var, huzur var. Allah bu huzurumuzu daim amin. Eylesin. Yürekten evet, amin efendim. Diyoruz. Evet. Hocam sadece 30 saniyelik bir ara vereceğiz. Tamam efendim. Arkasından hemen ikinci şifreyi de vereceğim. 30 saniye sonra birlikteyiz. Lütfen ayrılmayın. Evet, yeniden birlikteyiz sevgili izleyenler. Hemen ikinci şifreyi veriyorum. Not alıyorsanız, yazacaksanız ikinci şifremiz bugün için. İki cihan. İkinci şifremiz iki cihan. Evet, hocam cennet ve cehennemle ilgili sorulara cevap vermeye devam edelim. Şöyle bir soru var, izleyicimiz soruyor. Cennet ve cehennem şu anda var mı? Şu anda ikisi de mevcut. Ama nerede, nasıl? Dünyayı da daha tam manasıyla bilmiyorum ki. Ama var. Yani Rabbimiz tahakkuku vuku denilir buna. Yani mazi sikasıyla haber veriyor. Üddet lil müttakîn. Cennet müttakiler için hazırlanmıştır. Hazırlanacak demiyor. Hazırlanmıştır. Hazır. Ama nerede bilmiyoruz. Evet, bilmiyoruz ama hazır. Evet. Bir başka izleyicimiz soruyor yine. Cennet ve cehennem bir tane mi yoksa birden fazla cennet ve cehennem var mı? Efendim, tabii cennet kapısı 8, cehennem kapısı 7. 8 cennet, evet. 8 cennet. 7 cehennem. Evet. Kapısı var. Onların isimleri de var ayrı ayrı. İsimleri vardır, evet. Onların isimlerini söyleyeyim isterseniz. Bir kere ondan önce bakın Rabbimiz kıyamet gününün isimleri el-yevmül ahir, son gün, ahiret günü, yevmül ba's, diriliş günü, yevmül kıyame, her şeyin ayağa kalktığı gün, yevmüddin, ceza, mükafat günü, yevmül hesab, hesap günü, hesap, yevmüttela, kavuşma, yevmül hasre, pişmanlık günü. Evet, bu kıyamet gününün isimleridir. Mesela cennetin isim, cennetül me'va, şehitlerin gireceği cennet. Cennetül adin, ebedilik yurdu. Cennetü darül huld, firdevs, her şeyi kapsayan cennet bahçesi. Darül selam, selamet yurdu. Darül mukame, yani ikamet edilecek yer. Naim. Evet. Naim cenneti. Cenneti Naim var değil mi hocam bir de? Şimdi iftar yaklaşıyor ama neydek cehennemden de bahsedelim bakın. Hocam reklamlardan sonra bahsetsek. Öyle peki. Peki tekrar bir aramız olacak. Reklamlardan sonra. Kısa bir ara. Son şifreyi vereceğiz. Kur'an-ı Kerim hediyemiz için. Ondan sonra da iftar masamıza geçeceğiz. Hocamızın misafirleri var. İftar soframızda bekliyor. Ben de inşallah yerimi alacağım biraz sonra ama öncesinde üçüncü şifre. Son şifre, üçüncü şifre mutluluğudur. Son şifre mutluluğudur. Şu dakika itibariyle 0212 alan koduyla 30404 30606'yı arayabilirsiniz. Düşüren ilk 3 izleyicimize hediyelerini yollayacağız diyoruz ve iftar masamıza geçiyoruz. Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Öt çiçek ey gür derviş baba, annem babam topraktır. Çiçek ey gür derviş baba, annem babam topraktır. Dermişi baba ölümsüz yer var mıdır? Çiçek eydir dermişi baba ölümsüz yer var mıdır?
Musab Akbaş, çok teşekkür ediyoruz. Yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Evet, misafirlerimiz Ertan ailesi bugün. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nizamettin Ertan, Yadigar Hanım hoş geldiniz. Yadigar Ertan ve Sudenaz Ertan hoş geldiniz. Tanıyalım, siz nereden geliyorsunuz? Hoş bulduk. Her şeyden önce çok teşekkür ederiz. Biz Ankara'dan geliyoruz. Ticaretle uğraşıyorum. Hoş geldiniz. Üç kızım, bir oğlum var. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Bir tane de torunum var. Maşallah. Çok şükür. Torun sahibi gibi durmuyorsunuz bu arada. Allah razı olsun. Maşallah. O sizin güzelliğiniz. Cenab-ı Hak Kur'an'da torundan da bahsediyor. Demek ki torun da ayrı bir nimettir. O da ayrı bir murattır. Cenab-ı Hak cümle seyircilerimize onu yaşamayı nasip eylesin. Tabii bu güzel günlerde, Ramazan atmosferinde böyle ziyaretler yapmak da önemli hocam. Öyle değil mi? Bu manevi atmosferi hissetmek, yaşamak. Neler yaptınız mesela? İstanbul'da nereleri gezdiniz? Şöyle söyleyeyim. Biz öncelikle hocamızı kalben çok Allah seviyoruz, takip ediyoruz. Takip ediyoruz. Hocamızı görmeyi çok istiyorduk. Allah razı olsun. Birebir tanışmayı da Allah bize nasip etti. Sağ olun. Yani ondan hayır dualarını istiyoruz inşallah. Dün Eyüp Sultan'a gittik. Orada teravih namazı, yatsı namazı kıldık. Maşallah. Çok Allah şükür. Kabul etsin. Maşallah. İstanbul'da Ramazan çok değişik. Yani nasıl söyleyeyim? Böyle maneviyat farklı. Yani ne bileyim, hatta hanıma dedim böyle keşke Ankara'da da böyle daha farklı olsa. Yani onu böyle ne bileyim hissettik. Ne güzel. Hissettik, çok evet, şükür. Demek ki daha devam edeceksiniz ziyaretlerinize burada farklı i̇nşallah, mekanlara. İnşallah. Sizin sorunuz var mı? Benim hocama bir sorum olacaktı. Elbette. Hocam biz Ankara'da yaşıyoruz. Ankara'da hani böyle dışarıda iftar, sahur hani böyle canlı göremiyorum tabii ki. Burada çok güzel manevi bir hava var, çok güzel. Eyüp'e gittik, Eyüp Sultan'a. Orada namazımızı kılarken dışarıda bayanların namaz kıldığını gördüm. Ben namazı bir erkek gördüğünde bozulur diye biliyorum bayanın namazının. Ne derecede doğrudur dışarıda namaz kılmaları? Muhterem Yadigar Hanım, bu dediğiniz Anadolu'muzda yaygın. Ben kitaplarda görmedim. Yani kadın erkeklerin bulunduğu yerde namaz kılıyorsa oturarak kılmalı diye bir şey var. Ama ben bunu kitaplarda görmedim de halkımızın arasında böyle bir söz var. Demek siz de bak onu duymuşsunuz. Ama kitaplarımıza göre şer'an bir mahsur yok. Hanımefendiler de aynen rükulu, kıyamlı, secdeli erkekler var buralarda diye oturduğu yerde kılmak durumunda değil. Normal şekilde namazlarını kılarlar. Çok mutlu oldum. Bayağı bana değişik gelmişti. Çok teşekkür ediyorum hocam. Teşekkür ederiz. Sevgili Sudenaz, var mı senin sorun? Yok. Yok, peki. Telefonumuz varmış. Herhalde şifreleri alacağız izleyicimizden. Hemen merhaba diyelim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı Ramazanlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Televizyonun sesini kısalım mı? Televizyonun sesini kısalım. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Televizyonun sesini kısalım. Selamünaleyküm hocam. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Birinci şifre evliliğin hedefi. Evet. İkinci şifre iki cihan. Evet. Üçüncü şifre mutluluğudur. Evet. Yani evliliğin hedefi iki cihan mutluluğudur. Ne kadar güzel. Tanıyalım mı seni? Kaç yaşındasın? 13 yaşındayım. 13. Tebrik ediyoruz. Fatma İkranur. Teşekkür ediyoruz. Hocam sizi çok seviyorum. Bir de hocam size bir şey söylemek istiyorum. Hocam ben hafızlık yapıyorum. Kısa süreliğine ara verdim ve bana dua eder misiniz diyecektim hocam. Allah iki cihanda aziz etsin seni ve bütün senin durumunda olanları, arkadaşlarına. Amin diyelim biz de. Evet efendim. Yedinci dönüşteyim hocam. Sağ olun efendim. Maşallah. Yedinci dönüş. Peki. Maşallah. Selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar hayırlı şimdiden. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. Hocam sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Evliliğin hedefi iki cihan mutluluğudur. Hocamızın seçtiği şifreydi. Diğer iki izleyicimiz hemen söyleyelim. Hatice Özkan Yozgat'tan aramış. Tebrik ediyoruz. Şifreleri vermiş. Ve Ece İlhan Malatya'dan aramış. Selam ediyoruz. Malatya'da şifreleri vermiş. Üç izleyicimizin de hediyelerini inşallah adreslerine yollayacağız hocam. Çok güzel. Evet. Hocam
İmam-ı Azam'la ilgili bir soru vardı. Onu ben reklam arasında ateist, sordum. Dillendirelim onu. Ateist adamlar İmam-ı Azam Hazretlerine geliyorlar. Bize Allah'ın varlığını ispat et diyorlar. O da diyor ki ya bana bu an bir haber geldi. Bir tüccar topluluğu bir gemiyle gidiyormuş. Geminin kaptanı da yokmuş, pusulası da yokmuş. O yüzden aklım karışık, hele bir ara verin filan. Bu sefer o ateistler diyor ki işte Müslümanların en büyük hocası bu. Şuna bak, yani bir gemi gidiyormuş tüccar topluluğu ile. Kaptan yokmuş, pusulası yok. Bu nasıl laf? Böyle, bunu söyleyen adamın sözüne itibar olur mu? Hemen İmam-ı Azam taşı gediğine koyuyor. Demek kaptansız gemi olmaz, pusulasız gemi olmaz. Yani bir gemi için kaptan arıyorsunuz da akıllara hayranlık, fikirlere durgunluk veren şu alemin kaptanı olmaz mı? Evet. Ateistlerin dilleri boğazlarına akıyor. Sıra dua. Allah razı olsun. Hocam dua değil. Duamız şöyle olacak. Kutsal topraklara gideceğiz. Ha öyle mi? Evet, Medine'de ha. Peygamber ha. Efendimizin ordusuna, arkadaşlarına talim ettiği, ya. Ettirdiği silah ha. arkadaşlarına aman. Bir mekandayız. Ne güzel, ne hatırlarsınız. Güzel. Hatırladım. Evet, hatırladım. O mekanda hocamızın nimetlerin şükrüyle ilgili bir sohbeti ya. Var. Arkasından aman. Da duası var. Biz peki. de o duaya amin diyelim inşallah. Evet, İzleyelim. Evet. Değerli seyirciler, sevgili Peygamberimiz, elhamdü alen ni'meti emanun li zevaliha. Allah'ın verdiği nimetlere hamd etmek o nimetin sigortasıdır buyuruyor. Kur'an'ımızın ilk cümlesi elhamdülillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Ehli cennet Allah ile konuşacaklar ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Konuşmalarının sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Demek sahip olduğumuz nimetlerin sigortası Allah'ın verdiği bu nimetler münasebetiyle ona hamd etmektir. Kur'an'dan sonra değerli kitabımız Sahih-i Buhari'nin tecidini dilimize kazandıran değerli ilim adamımız 10 yıllık çalışmayı şu sözlerle bitirir. Ya Rab! Kerem et, niam senindir. Affeyle bu müttehem senindir. Kulun nesi var elinde Allah? Hatta şu yazan kalem senindir. Yüce Rabbimizin sayısız nimetleri içerisindeyiz. Maddi nimetler, manevi nimetler. Er-Rahman suresinde Rabbimiz sanki bizi şok tedavisine tabi tutar. Bir nimetini söyler. Arkasından febi eyyi alâi rabbikuma tükezziban. Rabbinizin hangi lütfuna dersiniz yalan diye bizi uyarır. Sanki şok tedavisine tabi tutar. İlâfi suresi hepinizin hafızasını süsleyen bir suredir. Bakın o surede ne anlatılır? Mekke-i Mükerreme'de Kabe'nin bulunması dolayısıyla ticari akınlar Mekke'ye olmaktadır ve ticari seferler oraya gidiyor. Ayrıca Rabbimiz bir güvenlik vermiştir. O yüzden فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذ۪ي اَضْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Sizi açlıktan doyuran, korkudan güvenliğe kavuşturan şu Kabe'nin sahibi Allah'a ibadet ediniz. Yani Mekke'de bu iki önemli şey, yani Kabe dolayısıyla ticari seferlerin akın etmesi ve Rabbimizin güvenlik vermesi. Korkudan güvenlik, açlıktan doyuma ulaşmış olmak ne büyük nimettir. Yani toplumların mutluluğu neyle olur? Neyle olur? İşte gelin şimdi kendi ülkemize bir bakalım. Anadolu'muzda, Türkiye'mizde ticaret mümkün. Ziraat mümkün, zenaat mümkün. Öyleyse فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذ۪ي اَضْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Sayıya rakama gelmeyen وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا. Allah'ın nimetlerini saymak isteseniz bitiremezsiniz. Mevlana diyor ki nimeti şükür tuzağı ile avla. Nasıl şükredeceğim?
bu nimetlerin sahibi olan Allah'ı seveceğim. Bir, iki, sahip olduğum nimetlerden Allah'ın başka kullarını faydalandıracağım. Üç, ve emma bi ni'meti rabbike fahaddis. Rabbin nimetlerini yad et. Dilimle de ona hamd edeceğim. Öyleyse geliniz biz de dilimizle hamd edelim. Amin. Sübhane rabbiyel aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya erhamer rahimin. Bizlere bitmez tükenmez nimetler ihsan eyledin. Sana hamd olsun. Amin. Gönlümüzü, ruhumuzu sevginle doldur. Amin. İtaatı sevdir, isyandan nefret ettir. Amin. Sana giden iman caddesinden ayaklarımızı kaydırma. Amin. Nefse, şeytana, şeytanlaşmış insanlara uydurma. Amin. Daha önceki Ramazanlarda hayatta olup da şimdi aralarımızda bulunamayıp huzuruna varmış cümle geçmişlerimizin, özellikle aziz şühedanın ruhlarını şad, makamlarını cennet eyle. Amin. El açıp dua eden şu insanların vücutlarına sağlık, kazançlarına bereket, yuvalarına mutluluk, iş yerlerine başarılar ihsan eyle. Mal kusur, tuttukları orucu, kıldıkları namazı, indi ilahinde ahseni kabul ile makbul eyle. Amin. Ticareten lentebur sırrına mazhar eyle. Amin. Ailelerimize huzur, gönüllerimize surur ihsan eyle. Amin. Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle. Amin. Bize ve nesillerimize farzıyla, nafilesiyle, haccıyla, umresiyle mukaddes mekanların ziyaretlerini ihsan eyle. Amin. Ahir ve akıbetimizi hayr eyle. Amin. Cennet ve cemalinle ikram eyle. Amin. Hayırların fethi, şerlerin def'i, duamızın kabulü, Rabbimizin rızası için... El-Fatiha. Allahümme salli ala Muhammed. Tala İbrahim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله bizi yediren, içiren, giydiren ve bizi Müslümanlardan yapan Allah'a hamdolsun. Senin rızan ile orucu tuttum. Sana dayandım, sana inandım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamdolsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete. Allah'ım, bizi afiyetle yaşat. Yemeğimizi mübarek eyle. Kalplerimizi nurlandır. Bize merhamet eyle. Bizden razı ol. Amin.